Hastada eğer vezikoüreteran reflüden şüpheleniyorsak voiding dediğimiz görüntüleme çalışmasını yapıyoruz. Bunun için önceden hastanın idrar yolu enfeksiyonu olmadığından emin olmamız gerekiyor. Daha sonra uygun şartlarda ve uygun cihazlarla hastanın idrar kesesine kontrast madde veriyoruz. Sonda yardımıyla ve bu verdiğimiz maddenin yukarı kaçıp kaçmadığını görüntüleme çalışmalarıyla görüyoruz. Bunun neticesinde hastada kaçak olup olmadığını ve bunun tek taraflı mı çift taraflı mı olup olmadığını tespit edip buna göre tedavimizi düzenliyoruz. Ayrıca çocuk nefroisinde sintigrafik yöntemlere de çok sık başvururuz. Bunların başında magüç dediğimiz ve DMSA dediğimiz tetkikler gelmekte. Magüç ile hidronefrotik böbreklerde yani genişlemiş böbreklerde herhangi bir darlık, tıkanıklık var mı yok mu bunu tespit ederiz. DMSA dediğimiz teknikle de böbreğin herhangi bir hasar görüp görmediğini ve böbreğin çalışma yüzdelerini elde ederiz.